FC 24'te bugün Azerbaycan Premier Ligi'ndeyiz. Karabağ'dayız ve Karabağ Futbol Kulübü ile birlikte hedef Şampiyonlar Ligi olacak. Bugün Karabağ'ı kullanırken Melivora Peç kullanıyorum. Melivora Peç'ten TFF 1. Lig, 2. Lig, bir yandan Azerbaycan Ligi, Brezilya Ligi'ndeki gerçek futbolcular. Bunun gibi birçok yenilik var. Ayrıca birçok futbolcunun gerçek yüzü de var, özellikle Türkiye liglerinde. Bir yandan gerçekçi mod kullanılmış, yani hem transferlerdeki ücretler hem de altyapı ücretleri, antrenör ücretleri birazcık daha farklı. Bunu da zaten oynarken göreceksiniz. Bugün de sizlerden bu video için tam tamına 2500 beğeni bekliyorum. Ayrıca bir sonraki Rebuild'da bu yamayla birlikte hangi takımı kullanayım mutlaka yorum olarak yazın. Kanala abone değilseniz de bu ve bunun gibi videoları takip etmek adına mutlaka abone olun. Başlayalım. Şöyle, Azerbaycan Premier Ligi'nde 10 tane takım var. Hedef tabii ilk yıldan direkt şampiyonluk olmalı. İddiamız bu yönde. Azerbaycan Kupası var. Birinci turdan başlayacağız. Karabağ Futbol Kulübü'nde sistem 4-3-2-1. 2 tane merkez forvet, 1 tane santrafor, 3 tane orta sahayla oynuyoruz. Takımdaki overall ortalaması kötü değil, evet, 70'e çok yakın, 70 civarlarında. Şöyle yedekler, kadro dışı derken birçok futbolcu var. Geniş kadroyu birazcık azaltma düşüncem var. Başlangıç bütçemiz 4 milyon euro. Altyapıda 5 tane oyuncu var. Hatta burada 4 tane isim takip edilebilir. Bu adamların potansiyelleri yüksek olabilir derken 5 tane ismin de potansiyeli yüksek olabilir. O yüzden hiçbirini serbest bırakmayacağım ilk etapta. Bir yandan solda görüyorsunuz yeni antrenman düzenleri var. Bu modla birlikte geldi. Altyapıyı oluşturmak istersek elimizde 4 yıldız görüş, 2 yıldız tecrübe, önemli bir yetenek avcısı denilebilir. Bu ismi Azerbaycan'a 9 aylığına gönderdiğimizde 896 bin euro gidiyor. Mesela ülke değiştiğinde bu fiyatlar çok daha farklı olabiliyor. Örneğin Türkiye'ye gittiğinde yetenek avcısı yaklaşık 2 milyon euro harcıyoruz. Biz birazcık daha uyguna 9 aylığına yetenek avcısını gönderdik. Elimizdeki en yetenekli oyuncu Andrei Lunev 75 overall'ıyla. En değerli oyuncu ise yine o. 4 milyon euro değeri var. Takım stratejisi olarak tiki-taka oynayacağız. Antrenör sayısı ise 7. Hemen şöyle iyi antrenörlerin haftalık maaşlarını görün. Sağ taraftan, sağ üstten. Şu an mevcutta mesela bu adamı getiremiyorum. 118 bin haftalık maaşı varmış. Antrenörler o kadar değerli ki ona göre bir düzen oluşturmam gerekecek. Ona göre oyuncu satışı yapmam da gerekecek. İyi antrenörler getirmek istiyorum. Bu arada 20 yaşında genç bir kalecimiz var. Amin Ramazanov diye. Özel oyuncu potansiyeli varmış. Ben bu adamı kiralık listesine ekledim. İlk yıl oynayamaz. Ama ikinci yıl geldiğinde bence farklı şeyler konuşuruz. Yine sol bekte genç bir oyuncu var. Stoper hattı biraz yaşlı. Sağ bek bayağı yaşlı sağ bekler. Yeni bir sağ bek bulunması gerekiyor bence. 4 tane de sağ bekimiz varmış. Yasin Benzia zamanında Türkiye'de oynadı. Şu an Karabağ'da oynuyor. Bir kere kanat kullanmıyoruz ya. Bizde niye bu kadar fazla kanat oyuncusu var? Mevcut sistemde kanat yok ki. O yüzden kanat oyuncularını mümkünse gönderelim. Ya da merkez forvet yapılabiliyorlarsa bu adamları merkez forvete çekeceğiz. Yoksa yok. Gerek yok yani böyle bir durum. Abdellah Zubiri bence olabilir. 2 haftada oluyormuş. Doğru tahmin. Redon'da santrafor değil MF olur. 2 hafta. Şutu biraz yüksekse merkez forvet olma ihtimalleri daha yüksek oluyor. Adama Salimu da MF olacak. Yine elimizdeki ofansif orta sahaları ya orta saha yapacağız ya merkez forvete çekeceğiz ya da satacağız. Benzia da 2 haftada MF olacak. Hadi biraz oyuncu satalım. Ramazanov'u Spezia 2 yıllığına kiralamak istiyor. Tamam. Mateus için takaslı bir teklif var. Görüşeceğiz. Takastaki oyuncuyu çıkar. 2 milyon euro iste. Anlaştık. Marko Vesovic için 1.2 milyon euro teklif geldi. Kabul. Marko Vesovic satıldı. Satışlar da çok hızlanmış yamayla birlikte. 1 ya da 2 gün sürüyor. Mateus Ariste, Redon için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi geldi. Ramazanov için Pisa'dan teklif var. Forvet'e 2 tane teklif geldi. Görüşeceğiz. 3.650 istedim. Anlaştık Sochi ile. Sovetov da istiyor. Rus kulüpleri oyuncunun peşinde. 3.6 milyon euro da onlardan istedim. Anlaştık. Amir Ramazanov Spezia'da. Leandro satıldı Sovetov'a. Ne kadar bütçe oluştu? 8 milyon euro. Önce antrenör kadrosu. En azından 4 tane getirelim, sonrasına bakarız. En makullerini getirmeye çalışacağım fiyat performans olarak. 59 bini hücuma harcayacağız. Paraya bak. Orta sahaya
bütçeyi biraz düşürdüm. 25 bin euro. 66 bin kaldı zaten. Savunmaya 41 bini vereceğiz. Kaleye pek bir şey kalmadı. 23 bin. 4 tane antrenör tamam. Bütçe ne kadar kaldı göstereyim. 81 bin euro. Satışlar devam edecek. En yüksek maaşı kim alıyormuş? Zubir. Çok yüksek ya. 25 bin euro maaş alıyormuş şu an. Juninho Vieira da iyi maaş alıyor. Takımın ortalaması düşünüldüğünde yüksek. Antrenörler yalnız futbolculardan daha yüksek maaş alıyorlar. Öyle bir şey de var. Toral Bayramo diye bir isim var. Bandırma tarafından isteniyor. Genç bir oyuncu, evet. Ben 1 milyon euro geri dönüş yaptım. %1 pay koydular. Madem öyle 100 bin euro yükselttim. 790'a zar zor anlaştık. Julio için teklif var. 980 bin euro. Sumgayit'ten. 1.480 istedim. 1.3 milyon euro %5 pay. Bence iyi anlaşma. Julio satıldı. MDO'da kullanmadığımız için. Toral Bayramo Bandırma'da. Olympiakos'tan Lunev için teklif geldi. 4.1 milyon euro. Kaleci iyiydi ama. Jankovic satılacak mesela. 760 bin euro. Sabek'e 570 bin teklif geldi. MDO'muza 550 bin euro teklif var. Nihat Kuliyev. Keçiören gücünden, Türkiye'den. Normalde piyasa değerinden birazcık yüksek teklif geldiği için ben daha da yükseltirim diye 950 bin euro istedim. Yalnız oyuncu sayımız biraz azaldı. O yüzden bundan sonra satışlar sıkıntı. Bu adamın neden maksimum piyasa değeri 1 milyon euro, minimum 0 euro? Ve adama 1.950 teklif geldi. Elvin. Engelledim. Yedek kalecimizi satabiliriz. 2.5 milyon euro gayet yüksek teklif. Hem de yedek kaleci için. 3.5 milyon euro dedim. 2.5 milyon euroyu hiç yükseltmediler. 2.9 milyon euro anlaştık. Nereden nereye düştü yalnız teklif? 22 oyuncu kalmış. 4 oyuncu daha satınca artık transfere başlamamız gerekecek. Abbas Hüseynov satıldı. Marko Jankovic gitti. Luka Chicago Fire'da. Pozisyon değişikliği var. Redon merkez forvet. Zubir merkez forvet oldu. Hamidou Keita'ya bakmamışım. Bu adam yalnız pas olarak bayağı yetenekli bir isimmiş. Santrafor rotasyonuna çekeceğiz bunu. Akunzade diye bir isim var. Bu adam da maalesef merkez forvete evrilemiyor. Ofansif orta sahada bize yaramaz. Bu adamın da gitmesi lazım. Şimdi Nihat Kuliyev'e bir teklif daha geldi. Keçiören gücünü reddetmiş. Hoca'yla da ben anlaşabileceğini zannetmemekteyim. Bir de 19 oyuncu kalmış. Transfer artık başlasın. Bütçe 5 milyon euro. Çok büyük beklentileriniz olmasın. Öncelikle benim yedek kalecim yok. Yalnız çok önemli rol. Ben bu adama veremem. Görüşmeyi sonlandır. Yedek kaleci almak istiyordum. Az kaleciye döndük gibi bir şey oldu. Kevin Mier. 23 yaş 74 overall'da. Ünelilen maaşı bayağı yüksek görünüyor. 3 yıllık kontrat. 30 bin maaş teklif ettim. Anlaştık. Lunev gidecek. Yedek kaleci şimdi geliyor, Michael Wood. Lunev'in de gideceğini düşünürsek bu kaleciyle de 4 yıllık kontrat. 7 bin de maaş. Genç bir orta saha getirecek. 21 yaşında 67 overall'da. Ya bizde orta saha rotasyonunda oynar bence Sabuhi. 1.2 milyon euro karşılığında geldi. Fırsat transferi yakaladım. 2.2 milyon euro piyasa değeri var. Şöyle bir şey var. 800 bin euro civarında ben bu adamı alabilirmişim. Gabriel Noga 10-11 aylık kontratı. Noga çok uyguna geldi. Brezilya'dan böyle genç isimleri alıp ilerleyen dönemde parlatmayı deneyeceğim. Maaş konusunda biraz zorlandık ama 5 yıllığına Noga Karabağ'da. Takıma birkaç tane genç oyuncu bu sene monte etmek zorundayım. Hayda, bu adam orta saha oynayamıyormuş gibi duruyor. Niye böyle? Sen orta saha oynayamıyorsan hangi mevkide oynuyorsun? Orta saha oynayabiliyor görünüyor burada da. Başka mevkiye çekemiyoruz bile. Şimdi MDO'lardan birine yine teklif var. Takasta oyuncu vermişler. Şöyle yapalım. 740 bin euro verin. Yine takasta bir oyuncu var. 650 bin euro istedim, anlaştık. Keçiören gücüyle 950 bin euroya anlaşmıştık. Nereden nereye geldi bir anda. Maxim Medvedev'i istiyorlar, sağ bekimizi. Genç bir sağ bek de almak zorundayım bence. 2.360 istedim. Fatih Terim görüntüde bu arada. Panathinaikos'la görüşüyoruz. 2.250 dedim. Anlaştık. Zubir için de teklif geldi. Zenit'ten. Görüşeceğiz. Piyasa değeri şu an gelen teklifin çok daha üstündeydi. O yüzden Zenit'le anlaşamadık. Adama için 960 bin euro teklif var. Anlaştık. 3 tane daha oyuncu gitmek üzere. Nihat Kuliyev gitti Menemen'de. Maxim Medvedev Panathinaikos'ta. Adama da Coventry City ile anlaştı. Yine uyguna bir isim buldum. Merkez forvet 21 yaş 68 overall'da. Piyasa değerinden çok daha uyguna gelecek. 2.3 milyon euro değeri var. 1.3 milyon euro teklif ettim. Anlaştık. Taylon. Bu arada bu adam ne kadar gelişirler hiçbir fikrim yok. Birazcık Brezilyalı ana takılacağız gibi önümüzdeki süreçte. İşte bu adamı getirirsek bence muazzam olur. 3.7 milyon euro değeri var. Benim teklifim, hatta takasta oyuncu kullansam mı? Ben diyorum ki Behlül'ü verelim. Dümdüz böyle bir takas.
anlaştık. Calegari potansiyelli Brezilyalı sağ beklerden biri. Umarım bugün geliştirebilirim. 5 yıllığına geldi. Orta sahada da şartları Salih Uçan'la zorlayacağım. 1.4 milyon euro teklif ettim ve anlaştık. 3.5 milyon euro değeri var. Tabi burada şöyle bir sıkıntı var. Bu adamın maaşı çok yüksek. Salih'le anlaşabilmemiz için en azından bir tane oyuncu göndermek zorundayız. Andrei Lunev'e 4.1 milyon euro teklif var. Kevin Mier oynayacak gibi 4.5 milyon euroya çıkardım teklifi, anlaştık. Lunev satıldı Spartak Moskova'da. Salih Uçan'la da şimdi görüşüyoruz. Orta sahaya tecrübeli bir isim. Maaş biraz düşük teklif ettim, imza primi istedi. Salih geldi 2 yıllığına. Köln'den genç bir isim getireceğim. Hem de teklif ettiğim fiyat şu: 11 ay kontratı kalmış. 800 bin euro teklif ettim. 840'a anlaştık. Bu transferi yapmamın sebebi Zubir için teklif var. Yani bir önceki teklifte anlaşamamıştık ama bu sefer en azından 3.5 milyon euroyu verin, alın. Yok, olmadı. 3.2 milyon euro anlaştık. Zubir bir anda satıldı. Elimizde 4 milyon euro bütçe var. Ama şöyle bir karar aldım. Transferi bu sene Karabağ bitirdi. İşte gelenler ve gidenler tam liste. Birazcık oyunculara bakalım. Kimden ne kadar gelişecek? Kimlerden ne kadar katkı elde edeceğiz? Bunlar bizim için önemli durumlar. Bir de altyapıdan oyuncu çıkarabilecek miyiz? Mevcut bütçeyi de antrenörlere harcayacağız. Çünkü elimizdekiler çok kötü. Zaten çok fazla bütçe de ayıramam. Bir tane kaleye 3 yıldız geliyor. Orta sahaya 3 yıldız geliyor. Acemi falan ama ya öğrenecek işi zamanla. Başka da antrenör getirmeyeceğim. Çünkü kalan bütçe altyapıdan oyuncu çıkarırken bize yarayacak. Planlanan 11 bu şekilde. Yedekler ve kadro dışı. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Yasin Benzia'nın mevkisi değişti. Merkez forvet yapılabiliyor ama yapmayı reddediyorum şu an. Onun için farklı denemem olacak. Mesela sağ orta sağ olsun. Oynamasını istemiyorum. Rotasyonda takılsın. Kulüp bu arada Avrupa Ligi'nde Leverkusen, Molde, Haken. Hedef ilk iki. Elimizden geleni yapacağız. Avrupa Ligi'nde H grubunda 8 puanla 3.lük geldi. Liderliği bile alabilirmişiz. Puanlar birbirine o kadar yakın ki. Konferans Ligi'ne geldiğimizde AZ Alkmaar'la oynayacağız. Öncelikle AZ Alkmaar deplasmanı. Kadro görüntüde keskinliklerden oynamayan isimlerin olduğunu görüyorsunuz zaten. 2-2 bitti ilk maç. Rövanş günü Azerbaycan'da, kazanan taraf AZ Alkmaar oldu 2-1 ile. Maalesef kaybettik. Gelelim altyapıya oyuncu bulabildik mi? Günün sorusu bu. Şöyle bir şey var, altyapıya isimler bulabildik. Birçok oyuncuyu altyapıya getireceğim ama yeni sezonla birlikte sadece bu adamları satacağız. Çünkü Azerbaycan'ı sanırım Litvanya'nın üzerine kurmuşlar. Altyapıyı Azerbaycan'a gönderdiğimde bu adamlar hep Litvanya isimleri gibi. Altyapıda bir anda 10 tane oyuncu oluştu. En yeteneklisi şu an yeni gelenlerden 62 overall'da. İlk sene sonu Azerbaycan Ligi'nde şampiyon Karabağ. Kupaya geldiğimizde birinci turda 3-2 ile veda ettik. Buranın şampiyonu Sabah. UEFA'da Süper Kupa City, Şampiyonlar Ligi Barça, Avrupa Ligi Liverpool, Konferans Ligi ise Fiorentina. Sene sonu itibariyle overall'lar. Burada dikkat çekici oyuncular var. Kevin Mier artı 5'lik bir gelişim gösterdi. Ramazanov artı 6. Önümüzdeki sene de Spezia'da bir artı 6 daha derse kalede işler değişir. Sol bekte artı 7'lik bir gelişim gördük. Bu senenin en iyi gelişimlerinden biri olabilir. Gabriel transfer isteğinde bulunmuş. Bu adam oynamış da artı 5 de gelişmiş ama kendisini transfer listesinden çıkaramıyorum. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Calegari'ye artı 6 dedi sağ bekte. O da çok iyi gelişti. Sabuhi artı 2 demiş. Orta saha hattına yeni transferler şart. Merkez forvette Taylon artı 5 dedi. Justin'in artı 3'ü vardı. Bir de büyük potansiyeli vardı. Justin maça çıkma konusunda biraz sıkıntı yaşadı Redon'dan dolayı. Performanslarda Juninho, Taylon, Redon, Justin ve Salih Uçan diye devam ediyor. Sabuhi'nin daha 14 tane asisti vardı. Şöyle asist sıralamasını da yapayım. Salih muazzam oynamış. Artı 2 de gelişim gösterdi bu arada kulüpte. Devam edecek gibi gelişimi. En değerli oyuncu Kevin Mier. Şimdi altyapıdan çıkacak isimlere gelin birlikte bakalım. Van Dam A takıma geldi. Hans Tenner'ı çıkarmayacağım. Maximilian Walter A takıma geliyor ama bu adamların neredeyse hepsi önümüzdeki sene satılacaklar. Ne kadar gelir elde edersek o kadar kârdır bunlardan. Kovalenko 75 üstü potansiyel. Grigoriç diye bir isim var. O da geldi.
İkinci sene itibariyle de altyapıya herhangi bir yetenek abisi göndermeyeceğim. 11 milyon euro cash. En fazla Taylon'un forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Azerbaycan Ligi'nde gol kralı Vieira, asist kralı Abdülazada. Gol yemeyen maç sayısında açık ara Kevin Mier 1. 21 maçta gol yemedi. Abi inanılmaz fark göstermiş Kevin Mier. 43 maçın 22'sinde gol yemedi bu sene toplamda. Karabağ'da yeni sezon başlıyor. Yeni sezonla birlikte 12 milyon euro bütçe var. Yeni sezonda şöyle bir problemle karşılaştım. Bizde geçen sene özel oyuncu potansiyelli bir kaleci vardı. Ona bir şeyler oldu. Hala kiralık. Önümüzdeki sene ne olacak gerçekten bilmiyorum. Kiralık kontratını feshedince oyundan atıyor bir de. Öyle bir problemle karşı karşıyayım ama umarım önümüzdeki sezon çözeceğim bunu. Hüseynov sene sonunda futbolu bırakma kararı aldı 32 yaşında. Bence biraz erken bu kararı aldı. Richard Almeida sene sonunda futbolu bırakıyor. Bir yandan kadro bu sene baya baya değişecek. Hedef bu. Benzia için 600 bin euro teklif geldi. Çok düşük. Adamın 1.2 milyon euro değeri var. Bu arada kendini transfer listesine eklemişti. 1.2'yi de kabul etmiyorlar. Abu Hassan için 770 bin euro teklif. Kabul. Bu sezon altyapıdan gelen herkes satılacak. Abu Hassan satıldı. Kevin Medina internasyonel tarafından isteniyor. 750 bin euro. Çok düşük yine. Bu adamların piyasa değerleri çok daha yüksek ama o fiyatlara gelemiyoruz. Kovalenko'ya piyasa değerine yakın bir teklif geldi. Akunzade'ye 1.2 milyon euro teklif var. Şimdi bu adamın değeri biraz arttırılabilir. 1.8 milyon euro dedim. Yok dediler. 1.5 milyon euro ile devam ediyoruz. Anlaştık. Akunzade satıldı. Kovalenko Venezia'da. Kevin Medina internasyonel ile anlaştı. Atalanta'dan Salih'e teklif geldi. Çok düşük. Bir yıl kontratı kaldı diye muhtemelen böyle. Hüseyinli için de yani yine çok düşük bir teklif var. Ben istediğimiz ücreti arttırmayı denedim. Salih'in bir kontratını güncelleyelim. Fenerbahçe'den bedavaya forvet çekeceğim. 11 aylık kontratı kalmış. Başşuay için 800 bin euro teklif ettim. %1 pay eklediler. Payı da kaldırdık. 800 bin euro. Tabii maaşı yüksek. Maaş konusunda biraz zorlanacağız. Bonservis ödemektense maaşına gitti denilebilir. Öyle bir transfer. Şöyle bir teklif yaptım. Ek ücretler istedi. Başşuay'ı 3 yıllığına Karabağ'da. Patrick için orta sahamızda 970 bin euro teklif geldi Sovetov'dan. Hüseyin Hüseyin'in için 260 bin euro Bodrum'dan kabul. Eriksson Patrick satıldı. Bir yandan Hüseyinli de gitti Bodrum'da. Galatasaray Salih Uçan'ı istiyor ve 13.6 milyon euroluk bir teklif geldi Salih için. Geçen seneki performansından dolayı Salih yine gözde futbolculardan biri oldu bir anda. 17 milyon euro istedim. Galatasaray'la anlaştık. Bir sezonluk performansı Salih'i nerelere taşıdı? Mier Valdis satılacak altyapıdan çıkan isimler. Zembergs satılacak yine. Zembergs Manisa'da. Salih Uçan Galatasaray'a gitti hem de 17 milyon euro karşılığında. Forvetimize teklif geldi 12.4 milyon euro. Çok iyi teklif. 15.4 istedim Juninho için. Crystal Palace'la anlaştık. Kaufmanis gitti. Juninho Crystal Palace'da. Orta saha için Brezilya'dan genç bir takviye Martinelli. 14.1 istediler. Ben dedim ki 12 milyon euro gayet uygun. 13.6. 12.6'ya kadar çıktık. 13.1'de anlaştık. Martinelli 5 yıllığına geldi. İki tane takımında istenmeyen oyuncu getireceğim. Crespo onlardan ilki. 900 bin euro dedim. 960 bine Fenerbahçe ile anlaştık. Yine şöyle maaşı yüksek. Maaş konusunu bir şekilde anlaşacağız. Salih gibi önümüzdeki sene satma ihtimalimin olduğu futbolculardan biri olarak görüyorum Crespo'yu. 3 yıllığına bizde. Bir orta saha transferi daha yapacağım. O da Enis Bardi. Trabzonspor'a 600 bin euro teklif ettim. 630'a anlaştık. Yalnız Enis Bardi'nin maaşı çok daha yüksekmiş. 75 bin euro alıyormuş. Bu konuda birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdiden söyleyeyim 47 bin. Onu su kaldırdım. 47 bin maaş. 3 orta sahada bir anda değişti. Satışlar devam edecek. Lukovs'a teklif var. Kalegari kesinlikle satılmayacak. 20.6 teklif geldi oyuncu için. Şu arkadaşı göndereceğim ama. Bu adam gitsin. Mesela artık Anderson Talisca gibi isimleri El Nasır gibi kulüplerden getirmek çok zor. Maaşlarını görüyorsunuz. 490 bin euro maaş alıyor. Bu adamlar serbest kalacak da ancak o zaman getirebileceğiz. Stoper içinde tecrübeli bir isim gelecek. Yine uygunu halletmeye çalışacağım. 6 milyon euro teklif ettim. %10 pay eklediler. 6.6 oldu. 6.6 Umtiti. Artık Lille'in kadroda düşünmediği bir isimdi. Biz de Şampiyonlar Ligi'ni kullanarak Umtiti'yi buraya getirdik.
40 bin maaş, 3 yıllık kontrat, imza primi var, Umtiti geldi. Az da olsa kalan bir bütçe var. Yeni antrenörler getirmeye çalışacağım. 3 yıldız hücuma bir antrenör geldi. Savunma için yapabileceğimiz bir şey var mı? Şu an için yok. Belki birkaç tane daha satış olur. Kalnins Bandırma'ya gitmek üzere. Zaten kapıda bekleyen satışlar var. Lukov satıldı. Erok Spor'da. Kalnins Bandırma'da. Gabriel Noga için 2 tane teklif var. Noga'yı bu sene satmayı düşünmüyorum ama kendisi gitmek istiyormuş. Sıkıntılı bir durum. Öncelikle Benzia, Midtjylland'den 430 bin euro teklif var. Maaşından kurtulmak istediğim için oyuncuyu göndereceğim. Şimdi Noga konusunda ne yapabiliriz? Bu sene dursun ya. Bu sene satmayacağım Noga'yı. Öyle ya da böyle. Mutsuz olsa da kalacak. Gerçi bir de kontratına bakmam lazım. Şimdi 2 yıl kontratı varsa önümüzdeki sene bedavaya gider. Gabriel Noga 3 yıl 11 ay. Daha çok var. Redon için 4.9 milyon euro teklif geldi. Çok yüksek. Bazı oyunculara neden bu kadar yüksek teklif geldiğini anlayamıyorum gerçekten. 7 milyon euro istedim. Piyasa değeri 2 milyon euroydu. Anlaşamadık. Denedim ya. Gaza geldim denedim. Başka bir anlamı yok bunun. Noga için Lille'den 7.4 milyon euro teklif var. Görüşeceğiz mecbur. Ben teklifi 9.4 yaptım. Anlaştık. Gabriel Noga Lille'de. Hellas Verona'dan Taylon için inanılmaz bir teklif var. Yapmayın abi. Aklımı çelmeyin durduk yere. Hamidou Keita'ya 1.6 milyon euro teklif geldi. O adam gidebilir. Keita için CSK'dan da 1.6 milyon euro. Ve Keita satıldı CSK'da. Hedef Noga sonrası genç bir stoper. Elimizde biraz kısıtlı bütçe var. Inter'den gözümüze Alessandro'yu kestirdim. Onun da 11 ay kontratı kalmış. 2.450'ye anlaştık. Yine uyguna bir isim geldi de ne kadar oynar o konuda şüphelerim var. Baştan söyleyeyim. Hızlı gelişirse belki çok çabuk oynayabilir. Bek rotasyonunda oyuncum yok. Abdullah Rızaev gelecek isim. 1.3 milyon euro teklif ettim, anlaştık. Forvet rotasyonu için hedefte Mahir Emreli var. 1.3 milyon euro teklif ettim. %15 payını kaldıralım. 1.4 milyon euro. Kendisine 5 yılda kontrat. Orta sahamıza teklif var. 1.650 Alexey. Norwich'te anlaştık. Alexey hemen gitti. Norwich'te. Redon için 3.3 milyon euro teklif var. Bir önceki teklifi neden kabul etmedim mantığında bir teklif geldi adeta. 4.6 milyon euroya çıkardım. Anlaştık. Bir önceki teklif çok iyiymiş be. Bu arada Redon satıldı. Taylon'a yine teklif geliyor ya, engelledim. Sol beke bir transfer yapmayı deneyeceğim de paramız muhtemelen yetmeyecek. Yuldoşev diye bir isim. Justin'i takasta istiyorlar, yok olmaz. Nikolay Poyarkov gelecek rotasyon için. 1.1 milyon euro teklif ettim, anlaştık. Orta saha rotasyonu için de Rusya'dayız. Hedefte Sergey Babkin var. 2.1 milyon euro teklif ettim. Mahir'i bizden istediler. 2.270, 2.4, %15 pay, 15 payı kaldır. 2.4 milyon euro. Transfer Karabağ'da bitti. İşte gelenler ve gidenler tam liste. Bu sezonda transferde baya baya değişim yaşandı. En fazla şaşırdığım transfer Salih Uçan'ın 17 milyon euroya gitmesi. Elimizde kısıtlı bir bütçe kaldı. Savunmaya bir tane daha antrenör getirmek istiyorum. Şu arkadaş gelecek, 4 yıldıza sahip. İyi oldu şimdi. Bu sezon Karabağ'ın kadrosu. Antrenman çeşitliliği bu arada muazzam. Enis Bardi'yi bile 15 hafta sonra geliştirebilecek bir antrenman planı var. Bu arada kulüp bu sene Konferans Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde playoff oynuyor. Krakowya'yla. Adım adım yükseleceğiz gibi bir durumla karşı karşıyayız sanırım. Önce konferansı alacağız, sonrasında Avrupa Ligi'ni alacağız. Öyle Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Krakowya'yı 4-0'la çok rahat geçtik. Bana uyar. Daha zor bir görev durumu benim için. İç sahada rövanş maçı. Burada da 1-0 kazandık. Fontanarosa. Konferans Ligi'nde F grubu Başakşehir, Aarhus, Asturya, Klagenfurt hedef liderlik. Konferans liginde F grubunda 15 puan ve liderlik geldi. Son 16'ya geldiğimizde rakip Sevilla. Kolay kura çekmedik. Sevilla'nın kadrosu. İlk maç İspanya'da. Bizde overall'larda bayağı gelişimler var. Sonuç 1-0'lık galibiyet. Justin attı, kazandık. Azerbaycan'da rövanş zamanı. Bu arada Justin acayip gelişmiş. Penaltılarla kaybettik. Yani hiç olacak şey değil. Tamam, kötü oynadınız, anlayabiliyorum ama tutun abi sonucu ya. Tutun sonucu. Sevilla'ya eliyorduk az daha. Sezon sonuna geldik. 35 maç, 34 galibiyet, 1 beraberlikle 103 puanla şampiyon Karabağ. Azerbaycan Kupası'nda geçen sene birinci turda eğlenmiştik. Bu sene çeyrek finalde 3-0'lık galibiyet, sonrasında 4-1
Şampiyon Karabağ, UEFA'da Süper Kupa Liverpool, Şampiyonlar Ligi Barcelona, Avrupa Ligi Athletic Bilbao, Konferans Ligi ise Newcastle United seviye finale kadar gelmiş. Biz de gelebilirdik bence. Sene sonu overall'lar görüntüde. Özellikle Kevin Mier artı 3 dedi. Elvin'in artı 4'ü vardı sol bekte. Asıl o değil de Alessandro artı 8 gelişti stoperde. Müthiş. Müthiş ötesi. Hüseyin'o bırakıyor. Umtiti artı 2 dedi. O da 79'da. Calegari 80'e ulaştı. Bu yeni antrenmanlar muazzam geliştirebiliyor oyuncuları. Orta sahada Martinelli ve Babkin, onlar iyi gelişti. Bir yandan da Crespo ve Enis Bardi sadece artı 1 dediler. Hücum tarafına geçtiğimizde Taylon artı 5, Justin artı 11 gelişti. Özel oyuncu antrenmanını kullandı bu sene. Yaptığı şey de bu. 5 hafta sonra da bir daha gelişecekmiş. Forvet'te ise Mishi Batshuayi artı 3 dedi. Mahir artı 4 dedi. Ramazanov nasıl gelecek bilmiyorum. Bu adamın şu an 2025 yıl kontratı varmış gibi gözüküyor. Ben 2 yıl onu kiraladıydım sadece. Performanslarda Batshuayi, Justin, Taylon, Mahir ve Sabuhi. Crespo'nun asist sayısı da gayet iyiydi. Hatta takımın en iyisiydi. En değerli oyuncu Kevin Mier. Hem artı 3 geliştirdi kendisini. Hem 48 maçın 38'inde gol yemedi. Görüp görebileceğimiz en iyi kaleci performansı herhalde şu ana kadar. Ben bundan daha iyisini görmedim. Bu sezon 12 milyon euro kar. En fazla Justin'in forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Azerbaycan Ligi'nde Batshuayi gol kralı. Asist krallığında Abdullah Zada var. 9 asist yapmış. Gol yemeyen maç sayısında Kevin Mier. 31 maçta gol yemeyerek en yakın rakibinin neredeyse 4'e katladı. Böyle bir kaleci performansı yok. Yeni sezon başlıyor. İyi, kaleci gitmiş. Yani sorun yaşamadık gibi duruyor en azından şu an için. Bu sezon Kevin Mier'in sözleşmesini yenileyeceğim. 3 yıl daha ekledim. Bir yandan 12 milyon euro bütçe var. Bu bütçeye iyi transferler yapmaya çalışacağım. İlk hedef orta saha. O hattı birazcık daha geliştirebilmek. Tabi orta sahaya doğal bir teklif gelirse o zaman çok daha iyi olabilir. Salih Uçan gibi. 2 tane oyuncu birden isteniyor. Jason Van Damme. Hatta 3 oyuncu. Crespo'ya da teklif gelmiş. Görüşeceğiz. İşte Crespo tam istediğim teklif. 2 milyon euro yükselttim. 9.8 milyon euro. Jason Van Damme'a da 2.650. Güzel bir teklif. Şu arkadaş şu an için durmak zorunda. Çünkü oyuncu sayımız biraz azaldı. Crespo Torino'ya gitti. Jason Van Damme da Heidenheim'da. Asıl Kevin Mier'e 60 milyon euro teklif geldi. Abi kaleci çok iyi gidiyor da 60 milyon euro çok yüksek bir teklif. Düşüneceğim. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Miha Zajc'ı Fenerbahçe doğrudan bonservisiyle verebiliyor gibi görünüyor. 0 euro yazıyor ya. 0 euro. Gerçekten öyle mi? Kontrol ediyoruz. 1 yaptım. 0 teklif edemediğim için. Ve Fenerbahçe ile anlaştık. Zajc'ı tamamen ellerinden çıkarmak istiyorlar. Şu ana kadar yaptığım en düşük bedelli transfer oldum ya Zajc. Bütün FIFA tarihinde bence. Maaş olarak da 37 bin dedim. Anlaştık. Zajc futbolu bırakmış da bizim haberimiz mi yok acaba? 1 euroya Zajc geldi. Şimdi Kevin Mier'i düşüneceğim abi. Yani teklifi çok daha yükselteceğim. O teklifi kabul ederlerse 90 milyon euroya da bu adamı satarsınız. Kabul etmediler. Merkez forvet için rotasyona bir isim geliyor. 1.6 milyon euro teklif ediyorum Monaco'ya. Eli Junior Kroppi. Kabul ettiler. Transfer dinamikleri o kadar değişmiş ki. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ya Zajc'ı o bedelle almak çok hoşuma gitti. Hani serbest kalsa belki almayacağım oyuncuyu aldım şu an. Ya öyle bir düşüncem yoktu çünkü. Şöyle bir takas denemesi yapacağım. Batshuayi, Alexander Sørloth. 20.1 istediler, anlaşamadık. Bir denedim ama hani. Forvet. De yaşı gençleştirebilir miyiz diye. Elimizde biraz bütçe var. Antrenör hedef. Şöyle 4 yıldızlık bir orta saha antrenörü. Kalede 2 yıldızı 3 yıldız yapacağız. 18 bin euroluk bir isim buldum. Gerçi 22'ye başarılı değil. Uzman varmış orada. O ne kadar istiyor? O da 22 bin. Yeni antrenör kadrosu. Stoper rotasyonu için bir tane oyuncuya ihtiyacım vardı. Kaan Ayhan'ı 1.4 milyon euroya almaya çalışıyorum. %4 pay eklediler. 1.4 milyon euro. Gerçi böyle oyuncuların maaşları da çok yüksek oluyor. 36 bin teklif ettim. 3 yıllığına geldi. İyi yedek kaleciye ihtiyacım var. Kayseri'den Bilal'i getireceğiz. 3.8 milyon euro verdim.
Mahir'i istediler. O zaman 4 milyon euro ile devam ediyoruz. Anlaştık. Yine aa bu adam çok uygunmuş transferi yapacağım. Nebi Keita'ya 1.1 milyon euro. %10 payını kaldır. 1.2'ye Werder Bremen'le anlaşamadık. 1.350 oldu. Yine bedava. Yine güzel geçen bir transfer dönemi bizim için. Karabağ'da transfer bitti. Yeni sezonda planlanan 11 bu şekilde olacak. Hatta Keita oynayacak orta sahada. Yedek kulübemiz de hiç fena değil. Doğru bir yatırım yaptık bence. Evet, yine Konferans Ligi'nde playoff oynuyoruz. Yanlış planlamadıysam tam olarak dediğim gibi gidecek. Konferans Ligi'ni alacağız. Avrupa Ligi'ne çıktığımızda Avrupa Ligi'ni alacağız. Şampiyonlar Ligi'ne gidip Şampiyonlar Ligi'ni almaya çalışacağız. 3 sezon üst üste kupa kazanmamız lazım. Karabağ'da gerçekten çok zorlu bir serüven olacak. Şu Volun tarih maçını bir geçelim. Ben zorlanacağımızı düşünmüyorum. Yalnız sol bekte maalesef sakatlık var. 3-0'lık galibiyet. Kaan Ayhan da sakatlandı. Rövanş günü Karabağ Voluntari yine otomatik değiştir dedim. 4-0'da içeride kazandık. Bugün de Başuay'da bir sakatlık var. Üst üste sakatlıklar. Konferans Ligi E grubu. Genk, Rakov, Rosenborg, hedef liderlik. Geçen sene başardık. Konferans Ligi'nde bırak lider çıkmayı, bunu nasıl başardık gerçekten bilmiyorum. E grubunda 3. olarak elendik. Skandal. Skandal. Ya tabi Justin uzun dönem önemli bir sakatlık yaşadı. Michy Batshuayi sakatlık yaşadı yine. Elvin hala iyileşemedi sol bekimiz. 3 tane çok ciddi sakatlıkla uğraşıyoruz bu sene. Eglitis de mesela sakatmış. Bir de hiç sorun yokmuş gibi Bilal Bayazıt Konferans Ligi'nde 5 tane maça çıkmış. Seneye gönderiyorum abi. Böyle bir şey olabilir mi? Sezon sonu Azerbaycan Premier Ligi'nde 35'te 35 yaptık. 108 tane gol attık. 5 tane gol yedik. 105 puan. Müthiş. Burada şu an rakipsiz gidiyoruz. Azerbaycan Kupası'nda çeyrek final 2-0. Yarı final 4-0. Final 4-0. Şampiyon Karabağ. UEFA'da Süper Kupa Barça. Şampiyonlar Ligi'ni Juventus aldı. Avrupa Ligi bu sene Fenerbahçe, hem de Chelsea'yi yendiler finalde. Konferans Ligi ise Tottenham'ın oldu. Sene sonu overall'lar görüntüde. Yani sıkıntılı bir kaleci süreci geçirdik. Gerçi Kevin Mier sonradan oynamaya başlamış da iş işten geçti herhalde. Bilal artı 3 gelişmiş bu sene. 12 maçı 8'inde gol yemedi. Elvin çok uzun bir sakatlık süreci yaşadı. Sadece 29 maçta görev aldı. Seneye yeni bir sol bek arayabiliriz. Gerçi gelişimi hala iyi gibi duruyor. Stoper hattında Umtiti artı 2 dedi. Kaan Ayhan artı 3 gelişti. Alessandro artı 4 dedi. Çok iyi gelişimler gördük orada. Umtiti de ne kadar daha gelişmeye devam edecek, önemli sorulardan biri bu. Sağ bekte Calegari 83 oldu. Orta sahada Martinelli'nin 80'i var. Nebi Keita artı 3 gelişti. Miha Zajc artı 2. Enis Bardi artı 1 dedi. Orta saha hattını önümüzdeki sene birazcık güncelleyeceğim. Justin hala iyileşmemiş bu arada. Taylon artı 2 dedi de Justin çok daha iyi gelişebilirdi. Bu sene herhalde Krupiye yaradı. Artı 7'lik bir gelişim gördük ve 34 maçta görev aldı. Justin'in maç sayısı 25. Başşuay'a geldiğimizde artı 3 gelişti. Performansı da 34 gol 1 asist. Sonrasında Mahir, Justin, Taylon, Enis Bardi, Martinelli, Miha Zajc diye devam ediyor liste. En değerli oyuncu Justin. Çok yazık oldu be bu seneye. 10 milyon euro zarar. Kulüp gerçekten bu sene bayağı zorlandı. Maaşlardan dolayı olabilir. Justin en fazla formayı sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Maaş artışı 8 milyon euroymuş. O biraz sıkıntı oluşturdu. Azerbaycan Premier Ligi'nde Batshuayi gol kralı, asist kralı Martinelli. Gol yenmeyen maç sayısında Kevin Mier 1. Bilal Bayazıt 4. Yeni sezon Karabağ'da başlıyor. Bütçe ne kadar? 11 milyon euro. Herkes iyileşti mi? Justin dışında. Justin 10 gün daha bekleyecek. Ön çapraz var. Çok ciddi sakatlık. Sabuhi için teklif var. 5.1 milyon euro. Kulüpten gitmek istiyormuş. O yüzden görüşeceğiz. Normal şartlarda satmayı düşündüğüm oyunculardan biri değil de 6.2 milyon euro. Mahir Emre'yle de kiralanma isteğinde bulunmuştu. Satın alma opsiyonunu normal kiralamaya çektim. Sabuhi satıldı. Bir bekleyeceğim herhangi bir oyuncuya yüksek bir teklif gelecek mi diye. Bu sene birazcık buna ihtiyacımız var. Mahir kiralandı Leeds United'da. Eli Junior Krupi için 35.7 teklif geldi. 20 yaşında çok potansiyelli bir isim. Bu adam dursun Taylon gidebilir. Evet, Michy Batshuayi'ye teklif var. 31.9. Artık kendisi düşüş göstermeye başladı. O yüzden 40 milyon euro gibi bir ücrete Batshuayi'yi gönderirim. Kabul etmediler. 38.5. Hiç yükseltmediler teklifi. 32.7.
anlaştık. Kaan Ayhan için de iyi bir teklif var. 8.7 milyon euro. Kaan'ı şu an göndermem. Başşuayi Fulham'la anlaşamadı. Oyuncu sayımız mı eksik? Öyle bir şey mi oldu? Hayır. Kendisi anlaşmamış. Enis Pardi'ye CSK'dan teklif var. Başşuayi'ye Real Madrid'den teklif geldi. Mişi Başşuayi. Gitmek üzere. 36.8 milyon euro dedim. Anlaştık. Enis Pardi biraz beklesin. Ve Mişi Başşuayi Real Madrid'de kariyer zirvesi. Neredeyse bedavaya bir golcü getireceğim Valencia'dan. Wahid Fagir. 13.5 değeri var. 4 milyon euro karşılığında anlaştık. Genç de bir isim. Neler yapabileceğine bakacağız. 5 yıllık kontrat imzaladım. Bir yıl bu takımın az forveti olur. Fagir geldi. OF rotasyonuna Barış Alper Yılmaz. İstediğim oyuncu. 8 milyon euro dedim. 9.1'e anlaştık. Maaşı çok fazla istersen anlaşamam. 51 bin rotasyon oyuncusu için çok fazla. Orta sahaya yeni bir takviye hedef. Zagreb'den Marco Bulat. 14 milyon euro teklif ettim. %13 payını bir kaldıralım. Yeniden 14 milyon euro ve anlaştık. Bulat sonrasında Enis Pardi gidecek. Enis için istediğim ücret 6.950. Anlaştık. Eglitis'i göndereceğim. 90 bin euro teklif geldi oyuncu için. Artık gitsin. Flamengo Taylon'u istiyor. İşte görüşeceğimiz teklif bu. Çok daha iyi merkez forvet buldum zaten. 48.7 milyon euro. Arkadan gelen oyuncu çok daha iyi yerlere gelecek belli ki. Enis Pardi CSK'da. Eglitis Zürih'le anlaştı. Taylon Flamengo'da. 56 milyon euro bütçe var. İlk yapacağım şey, artık bunu yapmak zorundayım. En iyi antrenörler, en iyileri. Parası filan önemsiz şu an. 78 bine bir tane hücuma geldi. 3 yıldızlıkları 4 yıldız yapmaya çalışacağım. Varsa ki var. Gelişimleri birazcık daha hızlandırmak istiyorum. Zaten iyi gidiyor ama olsun. Yeni idealler. Evet, Feyenoord'dan stopere Hanko'yu getireceğim. Umtiti artık satılsın. Üstüne 20 milyon euro teklif ediyorum. 20.6 istediler. Hanko geldi. Stoper hattında yaşı birazcık düşürmüş olduk bu sayede. Şimdi Zenit'ten Babkin için önemli bir teklif geldi. Bu adamı satıp yeni bir orta saha alabiliriz. 22.5 istedim. Anlaştık. Babkin Zenit'te. Keita için de teklif geldi bu arada. 18.2. Görüşelim Ajax'la. Geçen sene aldığımız fiyattan sonra şu fiyatlara satılması inanılmaz. Kevin Mier için de teklif var. Takasta oyuncu kullanıyorlar. Belli ki veremeyecekler istediğimiz parayı. Ben bir yetki verdim. Keita bu arada Ajax'ı reddetti. Maaşta anlaşamamış olabilir. Oyuncu sayımız var diye biliyorum. 18 oyuncu kalmış. Keita o yüzden gitmedi. Doğru, Mahir kiralıktı. Orta saha için Jason Fernandes'i Real Betis'ten getireceğim. 30 milyon euro dedim. 32.3'e anlaştık. Kendisiyle 4 yıllık da kontrat. Aha, Bilal Bayazıt'ı kiralamak istiyorlar. Dursun ya, tamam. Yiyemedim. Kevin Mier için hala geri dönüş yapmadılar. Herhalde anlaşamayacağız. Görüşme kesildi. Ufak bir bütçe kaldı elimizde. Yeni bir antrenör bakıyoruz. Ben şöyle yapacağım. Kaleci antrenörlerinden birini feshettim. 5 yıldız savunmaya. Orta sahada da 3 yıldız vardı. Onu 4 yıldız yaptım. Gerçi hücumda da 4 yıldız var. Hücumda da bir kişi daha gitti. 4 yıldızlık birisi geldi. Kale bu sene idare etsin Kevin Mier. 1 yıllığına forvet rotasyonu getirmem lazım. Yedek forvetim yok. Frey. Serbest de. Önerilen maaşı bizim haftalık bütçemizle doğru orantılı. 30 bin teklif ettim. Frey geldi. Transferi Karabağ bitirdi. İşte gelenler ve gidenler. Artık hedef Konferans Ligi. Tabi Fagir'in dönem içerisinde çok iyi gelişmesi lazım. Orada tamamen gelişecek bir oyuncu kullanmak istedim. Konferans Ligi'nde playoff'ta bu sene rakip Farol Constanta. Deplasman maçıyla başlıyoruz. Kadro bu. Kazanan. Yok, 0-0 bitti. 23 şutta gol atamadık. Adamların 0 şutu vardı bu arada. Evet, geldik rövanşa. Sonuç 2-1'lik galibiyet. Yalnız adamlar bir de penaltı kaçırdı. Tek şutta tek golleri var. Penaltıyı kaçıran oyuncu Baran Demiroğlu. Farol Constanta'da oynuyor herhalde artık. Konferans Ligi'ndeyiz. G grubu Utre, Zürih, Odense. Hadi artık liderlik. Konferans Ligi'nde 6'da 6 yaptık. Son 16'ya geldiğimizde rakip Fiorentina. Ya, en zorlu kurallardan birini çektiğimiz söylenebilir. Daha kolay kurallar varmış. Rize burada, Başakşehir burada, Trabzonspor burada. 3 tane Türk kulübü var. Fiorentina deplasmanındayız, rakibin kadrosu. Bizde gelişimler iyi. Ama elemeye yetecek mi, önemli soru bu. 2-0'lık galibiyet. Kurupi ve Jason Fernandes. Azerbaycan'dayız. Kendi evimiz. 2-1'de kendi evimizde kazandık. Çeyrek final geldi.
Çeyrek finalde Braga ile oynayacağız. Braga'nın 11'i. Hadi çocuklar. Hadi be. 3-0. Braga'yı da attık. Braga'nın fişini çekme zamanı. Kendi evimizdeyiz. 2-1 kaybettik evet ama yarı final. Öncelikle tarihin en zor fikstürü herhalde. Şurada maç vardı. Sonrasında Real Sociedad'la oynayacağız. Tek maç. Sanıyorum ki tek maç. Üst üste yapmayacaksak. Sociedad. Piller bitik. Çok normal. 2-0 kazandık. Bagir ve Bulat. Rövanş ne zaman? Fikstürde göremiyorum şu an. Rövanş ne zaman biliyor musunuz? Şu gün. İkinci maç. Kabala maçından sonra. Önce Kabala maçını oynayacağız. Sonra Sociedad rövanşını. Piller bitti. Oynayacak adam kalmadı takımda. Kabala maçında rotasyon yapacağız ki. Yani sonraki maçı düşünüyorum şu an. Voodoo. Kaleciyi sağ bekte oynatıyorum ya. Görebileceğiniz en saçma kadroyla çıktık. Bir tek bize böyle değildir. Bu arada Rize bence büyük bir iş yaptı. Yarı finale kadar geldiler ve elendiler. Çok kötü oldu ya fikstürün çakışması. Bitikler bitik bizimkiler. 2-1 kaybettik. Final geldi Karabağ Konferans Ligi'nde finalde. Sezonu tamamladık. Ligde 103 puanla şampiyonluk. Kupaya geldiğimizde çeyrek finalde 3-0, yarı finalde 3-1, şampiyon Karabağ. UEFA'da Süper Kupa Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde final görüntüde. Avrupa Ligi Sevilla, Konferans Ligi'nde rakibi biliyorsunuz Lens. Sene sonu overall'lar görüntüde. Zaten oynaya oynaya geldiğimiz için birçok oyuncunun gelişimini çok yakından takip ettik. Bana sorarsanız bu sene Elvin'in gelişimi çok önemliydi. Ben bu adamın 80'e ulaşabileceğini düşünmemiştim. Kaan Ayhan rotasyonda çok iyi gelişmeye devam ediyor. Alessandro'nun artı 2'si, Calegari'nin artı 2'si, orta sahasında Fernandes artı 4 dedi. Marco Bulat'ın da artı 3'ü vardı. Orta sahaya önümüzdeki sene yeni takviyeler yapılabilir. MF'ler müthiş gidiyor, OF'ler daha doğrusu. Justin ve Eli Junior Kroppi müthiş geliştiler. Bagir de forvette artı 5 dedi. Performanslarda Justin, Jason, Kroppi, Fagir. Jason Fernandes ne oynamış ama. Martinelli'nin de sadece 12 tane asisti vardı. En değerli oyuncu Justin Diel. Bu sezon 40 milyon euro kar. En fazla Justin Diel'in forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Konferans Ligi ile başlayacağız. Gol krallığı listesinde Justin 4. Bir gole ihtiyacı var. Asist krallığında Lens'ten 2 tane futbolcu var. Jorginho ve Torreira. Gol yemeyen maç sayısında Kevin Mier 1. Ligde ise Justin gol kralı, asist kralı Fernandes. Gol yemeyen maç sayısında Mier açık ara. Buraya gelmek için çok uğraştık. Lens'in kadro görüntüde orta saha Jorginho, Torreira, Eliyevahi forvette. Defans hattında da iyi isimler var. Ben şöyle forma kontrolü yapayım. Siyah formayla çıkacağız. Onlar da beyaz olsun. Ve final başlıyor. Martinelli Calegari'ye bıraktı. İyi pas. Vahit Fahir aldı. Açı dar. Korner. Jason ortayı yaptı. Justin out. Hala topunda. Vahit Fahir'le oynadık. Fahir ortayı yaptı. Justin vuramadı. Kroppi Junior. Etkili geldik. Justin vurdu. Odero. Martinelli. Fahir. Martinelli. Justin bu sefer attı. 1-0 öndeyiz. Justin aldı. Kontra şansı ve Justin hızlandı. Kroppi Junior şimdi White Fagir karşı karşıya. Fagir attı, 2 oldu. Dakika 34. Kroppi Junior çekti. Justin defansın arkasına. Bulat alabilecek mi? Hayır. Bulat. Jason Fernandes şimdi hızlandı. Jason Fernandes. Elvin büyük bir hata geldi. Vahi. Jorginho. Pepe. Elia Vahi. Hala top onda, müthiş pas. Chavez. 2-1. Kroppi Junior aldı. Çekti bir anda karşı karşıya. Kroppi Junior kaçırdı. Jason orta geldi. Kafa Fagir'den ama out. Vahi ortayı yaptı. Kafa vuruşu Calegari. Kontra şansı bu arada Martinelli. Çok adamla gidiyoruz. Martinelli baktı arkadaşına, Scalvini. Şimdi top Calegari'de, pası verdi Jorginho. Hakem maalesef bu pozisyonda Justin'i attı. Kroppi Junior pası Marco Bulat. Marco Bulat belki de maçı bitirdi. White Fagir. Fagir son pozisyon olabilir belki de. Kroppi Junior arkadan ısrarla çekildi. Kroppi Junior müthiş bir gol attı. Maç da bitti. Son düdük çaldı. 4-1. David Anko geldi. Konferans Ligi. Karabağ'ın.
Karabağ'da yeni sezon başlıyor. Yeni sezonda transfer yapmayacağım. Bütçemiz 15 milyon euro. Yeni antrenörler getireceğim. Sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Kaleye 4 yıldızlık bir antrenör geldi. Eldekileri geliştirebiliyorsak geliştireceğim. Yeni idealler bunlar. Kaan Ayhan sene sonu futbolu bırakıyor. Niyaz Ayç da aynı şekilde. Yıllar sonra Avrupa Ligi'ne geri döndük. Antwerp, Aarhus, Ferencvaros, C grubundayız, hedef liderlik. C grubunda Karabağ 16 puan ve liderliği aldı. Ön elemeyi atladık. Son 16'da Manchester United'la oynayacağız. Kolay bir kura gelmedi. Öncelikle Manchester United'ın 11'i. Biz de iyi bir kadroyla geldik. Hatta 90 üstüne çıkan futbolcularımız dahi var. İki birlikte galibiyeti aldık. Krupi Junior Fagir. Çok kritik bir maç kendi evimizde. 1-1 yetti. Çeyrek finaldeyiz. Manu'yu eledik. Çeyrek final rakip Monaco. Monaco'da 11. Döndük bizim kadroya. Kevin Mier'de niye keskinlik yok? 3-0'la Monaco'yu da attık. Kevin Mier oynamıyor mu? İç sahada rövanş günü. 3-2. Yarı finaldeyiz. Yine geldik kaos fikstürüne. Sporting maçından bir gün önce maç var. Yarı finalde bu arada Sporting'de oynuyoruz. Sporting'de yorgunluk yok. Bizde kadro bir tık geldi. 2-0 galibiyeti aldık ama. Evet, rövanş günü. Bu sefer daha kötüler. 1-1'le finaldeyiz. Üst üste ikinci final Avrupa'da. Sene sonuna geldik. Ligde 105 puanla liderlik. Şampiyonluk. 35'de 35 yine. Kupaya geldiğimizde 4-0'la başladık. 4-1 kabala. Yarı final 5-0. Ama finalde sabaha karşı kaybettik. Finalde bizi dağıtmışlar. UEFA'da Süper Kupa City, Şampiyonlar Ligi finali görüntüde. Avrupa Ligi'nde rakip Chelsea, Konferans Ligi, Beşiktaş, Newcastle finali. Sene sonu overall'lar. Yani Vahit Fagir'in birazcık daha gelişmesini beklerdim. Kevin Mier artı 2 dedi. Elvin yine artı 2 dedi. Çok iyi gelişim. Bu sene David Anko beklenmeyen bir gelişim gösterdi. Artı 5. Bu kadar iyi gelişmesini ben beklemiyordum. Jason artı 4 dedi. Marco Bulat artı 4 dedi. Justin'in artı 5'i vardı. Vahit Fagir niye artı 2 abi? Çok daha iyi gelişebilirdin sen. Çok yazık olmuş. Performanslarda Jason Fernandez, Justin, Krupi, Fagir, Marco Bulat. En değerli oyuncu Justin. Bu sezon 2 milyon euro zarar. En fazla Justin'in forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Avrupa Ligi ile başlıyoruz. Justin Diel gol krallığında zirvede. Asist krallığında Jason Fernandez 1. Gol yemeyen maç sayısında Mier 3. Ligde ise Fernandez hem gol kralı hem asist kralı. Gol yemeyen maç sayısında Mier 1. Çok açık konuşacağım. Chelsea finalde yenip seneye Şampiyonlar Ligi'ne gidersek bence oynayabileceğimiz tek Şampiyonlar Ligi olur. Bir daha Şampiyonlar Ligi oynamam. Yani sıfırdan tekrardan başlamamız gerekecek öyle bir durumda sanıyorum ki. O yüzden çıktık, kazandık. Kazanamazsak yolumuza bakacağız. Videonun sonuna geleceğiz. Avrupa Ligi finali için de geçerli. Video kaybedersek biter, kazanırsak yola devam ederiz. Jackson hala getiriyor. Jackson, Hanko. Ulaş şimdi. Kontra şansı. Krupi Junior. Krupi Junior pası verdi Vahit Fagir'e. Fagir ayağından açtı. Justin, Vahit Fagir aldı. Fagir vurdu. Safonov, dönen top. Botman. Bulat, top hala bizde. Marco Bulat. Elvin'den pas Jason'a. Fagir. Jason Fernandez sola baktı. Elvin çizgiye indi. Elvin korner. Jason Fernandez orta, Justin out. Martinelli aldı. İyi pas. Krupi Junior kaleci hareket bile edemedi. 1-0. Büze. Oscar Gluck. İyi çekti. Ayağının dışıyla Kevin Mier. Kalegari ile çıkıyoruz. Ondan pas Justin'e. Justin hala top onda. Fagir'e gelmedi. Safonov baskı var. Bosman touch. Kalegari. Justin. Justin geçti mi? Ah be, alamadı ki. Safonov riskli hareketler. Anko kaptan gitti aldı. David Anko hemen verdi. Krupi'ye. Krupi Junior çekti. Krupi Junior Fagir'e. Botman. Krupi Junior. Krupi Junior'dan müthiş bir pas Elvin'e. Çok etkili geldik. Elvin verdi. Kime? Hernandez'e. Jason Fernandez. Jason Fernandez döndü. Jason Fernandez korner. Sergio Dest. Ortayı yaptı Jackson. Kevin Mier. Dönen top. Yine Kevin Mier. Krupi Junior. Ortayı yaptı. Justin. Bitebilirdi.
Jason orta kafa onlardan. Rupi Junior indirdi Jackson'a. Kimi? Enzo, maç bitti, kazandık. Bu sefer Avrupa Ligi'nde şampiyon Karabağ Futbol Kulübü. Hedef Şampiyonlar Ligi bundan sonra. Yeni sezon başlıyor. Takım görüntüde, bütçe 20 milyon euro. Hedef Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk. Rotasyona transferler yapacağım çünkü ciddi anlamda rotasyon problemi çekeceğiz bu sene. Beşiktaş'tan ucuza orta saha çekeceğim. 4 milyon euro. Nicolas De La Cruz için 4.2 istediler, anlaştık. Yine anlaşabilirsek daha fazla merkez forvette kullanmayı düşünüyorum o rotasyonda. Lincoln 5 milyon euro, %5 pay. Muhtemelen son transferimiz de Odalofia. Stoper rotasyonuna öyle bir isme de ihtiyacım var. Kaan Ayhan emekli oldu. Orada bu anlamda sıkıntı yaşamayalım. Ofya 3 yıllığına geldi ve Karabağ transferi tamamladı. Nebi Keita sene sonunda futbolu bırakıyor. Lincoln'un 281 hafta sürüyormuş. Şu an ofansif orta saha gibi görünsün. Süper Kupa'da rakip Napoli ve bu maçı simüle edeceğiz. Bakalım UEFA'da Süper Kupa'yı kim kazanacak? Karabağ 3-2 ile Süper Kupa'yı da aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. H grubu Bayern, Bilbao, Bodoglimt. Hedef ilk 2. Bu sene son sene Şampiyonlar Ligi'nde gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz ve Karabağ ile noktayı koyacağız. Bakalım ne olacak. H grubunda Bilbao 1, Karabağ 2, Bayern 3. Son 16'da Inter ile oynayacağız. Bilbao da Chelsea'yi çekmiş. Kendi evimizdeki maçla başlıyoruz. Martinelli'de eksi keskinlik var. Orta sahada oynayamıyor belli ki. 2-2 bitti. Sıkıntılı bir sonuç. İkinci maçta her şey olabilir. Evet, İtalya'da Martinelli'de eksi keskinlikle birlikte rövanş. Penaltılarla Inter'i yendik. 5'te 5 penaltı. Müthişsiniz. Ya normal sürede de iyi oynamışız. Normal sürede bitecek iş penaltılara kaldı. Çeyrek final kuralları çekildi. Barça. Barça'nın 11'ini göstereyim. Boniface'i almışlar. Bernardo, Enzo, Renan. Kalecileri de farklı bir isim. Sonuç gelsin. 2-2 bitti. Hayda. Yine İsa, yine 2-2. İspanya'dayız. Hafif yorgunluklar var. 2-1'lik galibiyeti aldık. Poyarkov ve Justin Diel. Serüven devam ediyor. Yine inanılmaz bir fikstürle karşı karşıyayız. Bu arada yarı finalde Manu ile oynayacağız. Manchester United'ın 11'i. Bizim 11'imiz. Hala toparlayamamışlar yalnız. 1-0 Justin Diel. Her şey rövanşa kaldı. Rövanşa geldik. Beraberlik dahi yetiyor. Bayağı yorgunuz. 1-0'lık galibiyet Justin Diel ve Karabağ finalde. Sezonu 103 puanla şampiyon tamamladık. Kulüp sadece bir tane gol yemiş. Azerbaycan Kupası'nda 5-0'lık galibiyetle başladık. 4-0, 4-1 derken bu sene şampiyon da biziz. UEFA'da Süper Kupa'yı kazanmıştık. Şampiyonlar Ligi'nde rakip Juventus. Avrupa Ligi bu sene Leipzig. Konferans Ligi ise Vallecano. Çok hızlıca gelişimleri göstereceğim. Zaten bu oyuncularla birlikte geldik. Kevin Mier 90 oldu. Hanko 94. Ya 90 üzerine çıkan futbolcular beni benden aldılar. Fernandes mesela 91'e yükseldi artık kendisi. Justin müthiş oynamaya devam ediyor. Mahir gelecek sezon takımdan ayrılıyor. Fagir 86 oldu. Justin bu takımı topladı hücum anlamında Fernandes'le birlikte. Bulat, Fagir, Krupi, Mahir diye liste devam ediyor. Vahit Fagir'den hiçbir zaman tam bir santrafor olmadı maalesef. 35 milyon euro cash. En fazla Justin Diel'in forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Şampiyonlar Ligi ile başlıyoruz. Vlahovic 1, Justin Diel 2. Sadece 1 gol fark var. Asist krallığında Fernandes bizden 12. Gol yenmeye maç sayısında ise Mier 4. Lige geldiğimizde ise Justin, Fernandes ve Mier krallar. Son maç Juventus Karabağ. Her şeyin belli olacağı o maç. Final başlıyor. Justin Diel. İyi top. Vahit Fagir. Sağ taraftan getiriyor Fagir. Hala top onda. Açı çok dar. Kaleci. İyi paslaştık. Martinelli. Defansın arkasını düşündü ama Zimmermann. Elvin. Oradan kaleyi düşündü. Korner. Grupi. Justin. Justin çekti topu. Justin. Yükseltti. Fagir indirdi. Krupi vurdu alta. Vlahovic. Etkili geldiler. Mier. Olo Muani. Muani'den iyi top. McAllister. Bizimkilerden döndü. Cardoso'ya. Hala Cardoso riskli hareketler. Martinelli. Bulat. İyi bıraktı. Jason Fernandes. Kaleci. Kafa onlardan.
Grupi aldı, indirdi, vurdu. Kanyaseki. Jason bastı, aldı topu. Jason Fernandez. Jason hızını arttırdı. Jason Fernandez bir anda karşı karşıya kaleci. Askı var, top bizde. Bulat, Justin, Fagir. Çok etkili geldik. Grupi vurdu. O nasıl kurtarış? Jason Fernandez orta. Yine kaleci. Vlahovic. Oradan kaleye, out. Elvin. Ortada Justin boş. Orta geldi. Zimmerman. Cardoso ayağından açtı. Bulat aldı. Fagir. Şimdi verdi Justin'e. Justin yanında Zimmerman var. Justin geçti. Pas çok kötü. Maç bitti. Uzatmalar. Çıktık. Krupi, Bulat, Fagir. Krupi iyi paslar. Elvin şimdi Jason'a iyi top. Jason. Tapsoba. Şöyle yapacağız. Bayağı yoruldu takım. Hatta Fernandez buraya gelecek. De La Cruz. Şu an için oyuna girecek isimler. Justin forvette. Muani iyi pas. Takefuso Kubo. Kubo. Elvin bırakmadı. Saçmalama ya. Saçmalama nefali. Vlahovic. Orta geldi. Mier yumrukladı. Boşta kalan top. De La Cruz. Martinelli iyi müdahale. Justin. Jason. Martinelli. Şimdi. İyi pas. Lincoln'e. Karneseki. De La Cruz. Pas Martinelli'ye. Hızlandı. Martinelli. Kaleci. Hadi be. Fernandez. Orta. Hermoso mu? Kim o? De La Cruz. Justin. Veremedi. Önünde kaldı. Şimdi Lincoln. Karşı karşıya. Offside dedi hakem. 115'te. Lincoln. Bayrak bile o kadar kötü durmuş ki. Ne kadar offside. Bayağı offside. Ve maç bitti, penaltılar. Her şey buna bağlı yani. Çok kritik. Çok sıkıntılı bir durumdayız şu an. Vlahovic geldi. Vlahovic attı golü. Jason Fernandez. Fernandez. 1-1. McAllister. McAllister ters köşe. Marco Bulat. Bulat. O da ters köşe. Tapsoba hadi be, kaçır be. Tapsoba kaçır be. Ya köşeyi ikidir biliyorum da uzanamıyor ki. Lincoln geldi. 3-3. Sanchez. Sanchez. Nihayet. Hanko. Biraz kötü vurduk. Hanko attı ama. Evanilson. Tutarsak biter. Evanilson. 4-4. De La Cruz geldi. De La Cruz attı. 5-5 penaltı. Karabağ Avrupa'nın en büyüğü. Nicolas De La Cruz. Müthiş oynadık penaltıları. 3 sene üst üste kupa kazandık, kupa. Artık kutlamaya hakları var taraftarın. Tarihin en iyi rebuild'larından biri. Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi. Artık kutlama zamanı. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Karabağ. Biz de videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.